Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte İtopya'nın bizler için toplamış olduğu cuma indirimleriyle birlikte oldukça uygun fiyata gelen masaüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz. Kasaya geçmeden önce hemen şu bilgiyi de geçeyim arkadaşlar. İtopya bildiğiniz gibi Beylikdüzü'ne yeni bir mağaza açtı. Alışverişlerinizi artık oradan da gidip fiziki olarak yapabiliyorsunuz. Şimdi fiyat performans cihaz dedik arkadaşlar. Öncelikle sizlere bu bilgisayarda nasıl oyun oynadığımızı bir göstermek istiyorum. Oyunlarda kaç FPS alıyoruz bir buna bakalım. Zaten ben de oyunlardan sonra ufaktan değineceğim ancak teknik özellikler ekranda yine yazıyor olacak. Sistemi satın almak istiyorsanız hemen açıklama kısmına bir bağlantı ekledik arkadaşlar. Oraya gidip uygun fiyatla bu sisteme ulaşabilirsiniz. Şimdi lafı çok fazla dolandırmayalım. Gelin öncelikle cihazın bir oyun performansına bakalım. Birkaç oyun oynayalım kendisi. Neler sunuyor bizlere? Daha sonra içinde neler varmış ona da yakından bakacağız. Oyunlarımıza baktık, FPS değerlerimizi gördük arkadaşlar. Şimdi sırada bilgisayarın parçaları var. İşlemciyle başlayalım. İçinde Intel i3 10. nesil 10100F isimli bir işlemci mevcut arkadaşlar. 14 nanometrelik mimariye sahip olan işlemcimiz 6 MB ön belleğe sahip. Stok olarak 3.6 GHz, turbo ile de 4.3 GHz hızlarına ulaşabiliyor. 4 tane çekirdeği, 8 tane de iş parçacığı bulunan işlemcimizin önemli bir özelliği olarak da stok fanı mevcut arkadaşlar. İşlemcide şunu da söylemek lazım, tek çekirdek performans bahsedecek olursak, eğer oyunlarınızı doğru bir şekilde optimize ederseniz güzel ayarlarda 1080p oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Tabii ki de bu kavram tamamen göreceli arkadaşlar. Oyununuzu mesela en yüksek detaylarda çok güçlü bir oyun oynuyorsunuzdur. O zaman biraz kısmanız gerekebilir ya da daha düşük sistem gereksinimi isteyen bir oyun vardır. Orada fullleyebilirsiniz. Mesela Valorant oynuyorsunuz ya da rekabetçi bir oyun oynuyorsunuz. Ayarları orada yükseltin. Orada bir sıkıntı yok. Ancak dediğim gibi yeni çıkan son nesil oyunlarda belki bir tık düşürmeniz gerekebilir. İç işlemcilerle ilgili biliyorum kafanızda kötü bir algı oluşabiliyor arkadaşlar. Önceki nesillerde 3 nesil önce falan bunlarda 2 çekirdek vardı bildiğiniz gibi. Şimdi 4 çekirdeğe çıktı, 8 iş parçacığına çıktı. Böylece oyun performansı da tabii ki olumlu yönde etkilendi. Gelelim ekran kartına arkadaşlar. GTX 1650 ekran kartımız var. Asus TUF serisinden olan bu ekran kartımız 4 GB DDR6 128 bitlik bir ekran kartı. Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartlarından bir tanesi. Zaten işlemcide de bahsettiğim gibi rekabetçi oyunlarda sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. Tabii ki de tıpkı işlemcide söylediğim gibi arkadaşlar, eğer çok kastıracak, çok kuvvetli bir oyun oynuyorsanız ayarları biraz kısmanızda fayda var. Tabii ki burada marka da önemli biraz ekran kartlarında. Bildiğiniz gibi Asus'un bir ekran kartı var. Üzerinde 2 tane de fanı var arkadaşlar. Bu da soğutmaya yardımcı oluyor. Şimdi RAM'den bahsedelim arkadaşlar. HyperX'in 8 GB'lık 2666 MHz'lik bir RAM var. CL16 bir RAM arkadaşlar bu. Tabii ki de anakartımızda boş slotumuz var. İleride ben bu RAM'i yükselteceğim, yanına bir 8 daha koyacağım vesaire diyorsanız o boş slotu kullanabiliyorsunuz. Ancak başlangıçta yine fiyat performansı tutturabilmek için sadece 8 GB'lık bir RAM takılı. Zaten bu 2666 MHz'lik RAM'imiz Intel işlemcilerle de oldukça uyumlu bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Intel'in de resmi sitesindeki açıklama bu yönde. Şimdi biraz depolamadan bahsedelim. İçerisinde 480 GB'lık Seagate'in Barracuda serisi bir SSD'miz yer alıyor arkadaşlar. Bağlantısı SATA 3.0. Okuma yazma değerlerini zaten artık biliyorsunuz arkadaşlar. 550 MB okuma, 500 MB'da yaklaşık bir yazma hızı var. Yine marka burada önemli arkadaşlar. Seagate ile çalışılmış. Seagate'in de iddiası şu, en az veri kaybına sebep olan SSD'lerden bir tanesiyiz biz diyorlar. Tabii ki de çok daha kuvvetli SSD'ler var, M2'ler falan filan var arkadaşlar. Ancak dediğimiz gibi video boyunca da bunu söylüyoruz zaten. Fiyat performans odaklı SSD olması da çok büyük bir artı sağlıyor sizlere. Tabii ki de 480 GB sizin tamamen ihtiyacınıza bağlı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bilgisayar özelleştirilebiliyor. Oradan dilerseniz depolamayı arttırabiliyorsunuz. Şimdi biraz da anakarttan bahsedelim. Bütün bu parçaları neye takıyoruz bakalım. Asus'un bir anakartı var üzerinde. Tam model adı EX H410 V3 arkadaşlar.
arkadaşlar bu şekilde geçiyor. 2933 MHz DDR4 soketleri mevcut. RAM'de de söylemiştim 2 adet RAM slotumuz var. Burada yine fiyat performanstan bahsedeceğim arkadaşlar. Ancak anakartımız tabii ki de giriş seviyesi bir anakart. Mesela işte üzerinde M.2 girişimiz yok ya da daha üst seviye anakartlar tabii ki var. Ancak bizim buradaki derdimiz bunun fiyat performans bilgisayarı olması. Artı yönde tabii ki de 2933 MHz'e kadar RAM desteğinin bulunması. Bir de tabii ki üzerinde güzel bir ses kartı var. Power supply'ımızdan da bahsedelim arkadaşlar. Power Boost'un 500 watt'lık bir güç kaynağı mevcut. Tabii ki de bu sistem için oldukça rahat bir şekilde besleyen bir güç kaynağı arkadaşlar. Hatta bir üst modeli de çıkartabilirsiniz. Biraz daha upgrade edebilirsiniz. Ancak mesela diyelim bir tık çıktık, bir tık daha çıkacağız. Yani toplam 2 kat çıkacağız arkadaşlar. O zaman güç kaynağını daha güçlendirmekte fayda var. Şimdi son olarak da yavaştan kasamıza geçelim arkadaşlar. Kasanın tipinden falan filan biraz bahsedelim. Game Booster model bir kasamız mevcut. MIDI Tower olarak geçiyor. Bildiğiniz gibi bu boyuttaki kasalar arkadaşlar. Bu tarafında tamperli bir camı mevcut. Ön kısmında 2 tane USB 2.0'ımız, 1 tane USB 3.0'ımız, işte ses giriş çıkışları vesaire, güç tuşu falan filan var. Zaten bunlardan çok bahsetmeye gerek yok. Tabii ki de kasamız ışıklı mışıklı olacak arkadaşlar. Ön tarafta 3 tane ARGB denilen, adreslenebilir RGB'den var. Arka tarafta da bir tane yine mevcut. Mesh yapıda bir kasamız var zaten. Yapısı bence oldukça şık ve güzel duruyor. Aynı zamanda üst tarafta da bir ızgaramız var. Bunu şöyle kaldırıyoruz. Arada bir bunun tozunu alıyoruz ve kasanın içine tozların girmesini bir nebze de olsa engelliyoruz. Arka tarafta 4 tane USB 2.0'ımız, 2 tane USB 3.0'ımız var. Ekran kartı üzerimizde de bir adet DVI, bir adet HDMI, bir tane de DisplayPort çıkışımız mevcut. Dilersek buradan monitörlerimizi de tabii ki de çoklayabiliyoruz. Son olarak bunlardan da bahsettim. Kasamıza da baktık arkadaşlar. Artık böylece de yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte İtopya'nın Webtekno için özel olarak toplamış olduğu fiyat performans sistemine yakından baktık. Ürünün de dediğim gibi satın alma bağlantısını hemen açıklama kısmına ekledik. Yakın bir zamanda bilgisayar arıyorsanız ve bu bilgisayarda da fiyat performans olsun istiyorsanız bir linke gidip göz atabilirsiniz. Zaten orada daha detaylı açıklamalar da mevcut. Artık videomuzu kapatabiliriz. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.